Türkiye'nin en büyük şehrinin yeni seçilmiş belediye başkanı koşa koşa bunları savunmaya gitti. Giriyor ve umut ediyor. Bir an önce bu yanlıştan dönsünler. Yani size yapılan haksızlık ülkenin demokrasisine yapılmıştır. Altını böyle çizmek istiyorum. Adamların kendisi bizim PKK ile bir ilgimiz yok demedi bugüne kadar. Ki biz PKK ile ilgilerini alenen İçişleri Bakanlığı olarak ortaya koyduk. Demediler ki bizim terör örgütüyle bir bağımız yoktur. Ama dünkü açıklamasında bu belediyelere iftira atıldı diyor. Biz attık iftirayı. İftira atan da biziz. Buradan söylüyorum. İşini yap. Başımızın üzerinde yerim var. Ama işinin dışında başka işlerle meşgul olursan pejmurde ederiz. Pejmurde ederiz. Bu kadar açık yani. Bu kadar açık. İşini yap. Başımızın üzerinde yerim var. Ama işinin dışında başka işlerle meşgul olursan pejmurde ederiz. Pejmurde ederiz. Bu kadar açık yani. Bu belediyelere biz görevlendirme yapmayacakmışız. Dertleri o. Öyle mi? Bu belediyeler sabahtan akşama kadar terör örgütüne bomba taşıyacaklar. Bu belediyeler terör örgütünün finansmanını sağlayacaklar. Her ihaleden terör örgütüne pay ayıracaklar. Neymiş? Eş başkanlara yasak getirmişiz. Kandil'in atadığı eş başkanlara yasak da getiririz. Hayır da deriz. Öyle bir şey yok. Kim dedi oyunu alacaksınız da bir belediyeyi terör örgütüne peşkeş çektireceksiniz? Siz devleti ne zannediyorsunuz? Bu milleti ne zannediyorsunuz? Demokrasiyi istismar edeceksiniz. Aldığınız oyla beraber bu ülkeyi bölmek için çaba sarf edeceksiniz. Biz de sessiz kalacağız, öyle mi? Devleti tanımamışsınız. Size devleti tanıtacağız. Bu milleti tanıtacağız. Herkes bilsin ki biz İhanet içinde olanları biliriz. Celalimizi tatmayanlar bizi çekiniyor sanmasın. Sadece cezalarının vaktini beklesinler. İçerideki ve dışarıdaki alçakların karşısına dimdik dikilir, kaderimiz neyse ona rıza gösteririz. Ölümden öte yol olmadığını biliyoruz. La galibe illallah. Birilerine fırsat vermedi. Birilerine dediğin kim? PKK değilse kim? Cahil. Haddini vurdurdun. Burada tekrar söylüyorum. Bu memleket 40 yıldır bu terör örgütüyle meşgul. Terör örgütüyle. Bizden önceki nesiller, bizden sonraki nesiller de mi olsun? Ve ballandıra ballandıra anlatıyor. Sarılmışlar, kucaklaşmışlar, alay çekmişler. Allah neşenizi artırsın. Gözümüz yok. Bir tarafta şehit aileleri dururken, gaziler dururken, Diyarbakır'a gitse, gitmişken, Hacire anayları uğrasak, oğlunu nasıl kaçırıldığını, bir oğlunu nasıl infaz edildiğini onun ağzından bir dinleseydim bari. Bugün Diyarbakır'da halay çekenlerin evlatlarımız şehit edilirken, o eylemler yapılırken kıkırı çıkmadı. Belediyenin kepçesinin terör eyleminde ne işi var diye bir kişiden bir söz duymadım. Ne zaman ki o eylemlerden sonra iş makinelerini PKK'nın emrine veren o belediyeleri görevden aldı. Türkiye'nin en batısından İzmir'den kalktılar, koşa koşa geçmiş olsuna getirdiler. Şimdi aynısını yapıyorlar. Bu devletin 2200 yıllık geçmişinde şaklabanlıkla ayakta durmadı. Kurallarıyla, kararlarıyla, birliğine, beraberliğine, töresine, geleneğine, bayrağına ve birbirine olan sadakatiyle birlikte ayakta durdu. Kesinleşmiş hükmü yok diye bizi eleştirirken kendileri dönüyorlar. Bunların masumiyetine terörle iltisaklı olmadıklarına gayet de rahat hüküm verebiliyorlar. Yahu sen hakim misin? Belediye başkanı mısın?
terör uzmanı mısın? İki laflarının biri seçilmiş, öyle değil mi? Dün aynı partinin belediyeleri PKK ile el ele çukur ve barikat eylemlerini gerçekleştirirken seçilmiş değiller miydi? Bizim aklımızla mı ediyorsunuz? Maşallah hakim de onlar. Maşallah kanun da onlar. Maşallah etik de onlar. Bırakın ses söylemeyi. Bırakın beraber özellikle Atatürk fotoğrafı üzerinden terör örgütünün uzantılarını maskelemeyi. Yazıklar olsun. Ona ses çıkarmayanlar da yazıklar olsun. Üç tane belediye başkanının terörle iltisakından dolayı devam eden kovuşturmaları sebebiyle anayasadan ve kanunlardan kaynaklanan yetki ve sorumluluklarımıza dayanarak görevden aldık. Hatta bir tanesi bütün Türkiye'de iyi biliyor. Önceki dönemde de görevden alınmıştı. Suçlu bulundu. Sağlık bahanesiyle hapisten çıkmıştı. Devlete meydan okur gibi tekrar aday gösterilmişti. Biz bu üçünü görevden aldık. Bükmüşüz. Bir noktaya getirmişiz. Tekrar buna güç vermek, kuvvet vermek senin ne haddine? Şimdi bunu tekrar tersine çevirmek, tekrar o bölgelerdeki, o illerdeki, ülkemizdeki huzuru bertaraf etmek sana mı kaldı? Kimse kusura bakmasın. Bugün Diyarbakır'da halay çekenlerin evlatlarımız şehit edilirken, o eylemler yapılırken kıkırı çıkmadı. Buradan söylüyorum, ona ses çıkarmayanlar. Ay Yıldızlı bayrağı Diyarbakır Belediyesi'nden ve diğer belediyelerden çıkartırken içiniz rahattı değil mi? Şimdi gönlünüz bir terör örgütü müzahirlerine Atatürk tablosunu verirken rahat etsin. Atatürk'ün her türlü istismar edildiği ortamı gördük bu ülkede. Ama terör örgütü üzerinden istismar edildiğine de şimdi yeni rastladık. Yazıklar olsun. Bizden sonraki nesiller de bu bizim yaşadıklarımızı yaşamaya devam etsinler. Bunu mu istiyoruz? Herkes kendi işini yapsın. Buradan söylüyorum. İşini yap, başımızın üzerinde yerim var. Ama işinin dışında başka işlerle meşgul olursak peşimde ederiz. Bu kadar açık verin. Bu ülke alın, bu millet alın. Hiç sağına soluna bakmayın. Şunu da açık söylüyorum. Bakınız, bu tür teröre bulaşmış olanlar öyle bekleyelim. Şu olsun bu olsun yok. Anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz. Bir belediyeyi terör örgütüne peşkeş ettireceksiniz. Siz devleti ne zannediyorsunuz? Siz devleti ne zannediyorsunuz? Bugün en rahat biraz önce ismini bahsettiğim Ahmet Türk'tür. O da zavallı, ne yapsın? 18 yaşındaki bir bebe geliyor. Ahmet Efendi kalk ayağa diyor, kalkıyor. Anlatayım size. Şu cebinde sigara paketi var. Oradan sigara paketini eliyle alıyor. Ondan sonra ağzına o terörist bozuntusu koyuyor. Ahmet Efendi yaz bakalım, yak bakalım şeyi diyor çakmağını. Yakıyor çakmağını. Ondan sonra da talimatlarımız şunlar şunlardır deyip gidiyor. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Sonra da Büyükşehir Belediye Başkanı diye orada oturacaksın, öyle mi? Bu milletin verdiği demokratik öyle. 18 yaşındaki birine oyunu sözde komiser olarak yanına gelen, seni ayağa kaldıran, sana hesap soran birisine emaneti vereceksin. Ondan sonra da demokrasiden bahsedeceksin. Bu ülkede demokrasiden bahsetmek en son onların hakkıdır.